eğitim hayatınızdan bize bahsedebilir misiniz ve neden ek olarak mühendislik fakültesini seçtiniz? Bunu merak ediyoruz. Bu röportaj uzar. Evet. Çünkü uzatacak bir sürü böyle. Peki. Şimdi eğitim hayatıyla ilgili sıradan bir mahallenin ilkokulundan mezun olup babam beni bulaşıkçı yapacaktı, biliyor musun? Evet. Evet. Bahçelievler'de işte pastanesi vardır. Burada babam ustabaşıydı uzun yıllar. Beni buraya bulaşıkçı yapacaktı. Annemin zoruyla Süper Lise'ye falan gittik. O dönemde Süper Lise falan vardı zaten. Anadolu Lisesi yoktu. Ya Hani vardı da bu zamanki gibi değildi, şey öyle gibi mi, söyleyeyim. okumazsan bulaşıkçı yapacağım seni Yok, gibi öyle bir falan şey mı? Direkt yoktu. bulaşıkçı. Okumana gerek yok. Aynen, direkt Yarı bulaşıkçı ol bulaşıkçısın. demişti. Süper Lise'ye gittik. Mezun olduk. Tabii şöyle bir durum var. Okul okumak yetmiyor. Bilinçli olarak devam etmek gerekiyor. Evet. Bilinçsiz devam ettik. Daha sonra bir yıl mezun olarak devam ettim. Mezunken dershaneye gittik. Tercihlerimizi yaptık. 24. tercihe çevre mühendisliğini seçtim ben. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ve o geldi. Gelmez dediğim o geldi. Çünkü tercihi de bilinçsiz yaptık. Velhasıl oraya gittik. Birinci senemizi okuduk. Ben mi başarılıydım? Arkadaşlar mı başarısızdı onu bilmiyorum. Çenlerli sistem vardı. Halde onların başarısızlığı sizi başarılı hale getiriyor. Yılın sonunda iyi bir puanım vardı. Ağırlıklı ortalama puanım iyiydi. Ve işte o ne var? Makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve elektrik, elektronik mühendislikleri falan. Tabii var, matematik var, kimya falan var seçebileceğim. Ama benim en çok ilgimi çeken birisi gıdaydı. Çünkü dünyada gıda ile ilgili problem bitmez. Birisi gıdaydı. İkincisi de inşaat mühendisiydi. İnşaat mühendisliği alem için prestijliydi. Dürüst olalım. Gıda içinde gelecek daha bana parlak görünüyordu gıda ile alakalı olarak. Ama bilmiyorum, bir gıda mühendisi ne yapar tam olarak? Gıdayı denetler herhalde diyorum. Bu kadar. Yani aslında şunu da söyleyebilirim. Siz de dahil olmak üzere birçok arkadaşımız hangi mesleğe ne iş yaptığını bence bilmiyor. Yani aslında size eğitim verenler de bilmiyor. Üzgünüm. Ben böyle görüyorum. Hani hangi koşullarda o eğitimi alacağız? Hangi hocalar bize dersi verecek? Laboratuvar ortamları falan filan. Hani bir öğrencinin bunları araştırması gerekmez mi? Yani bölüme başlamadan önce ya da bölümün ne yaptığını, nelerle Bölümün ne uğraşacağını. yaptığı çok Aynen. önemli. Kesinlikle. Bölümün ne yaptığı, hangi faaliyetleri gösterdiği çok önemli. Hani siz dediniz ya, biz Aynen. teknik gezi düzenliyoruz. Evet. Geziyoruz. Samimiyetine söylüyorum. Gidin şuradan Ankara Kalesi'nin taş dizimlerine bakın. Orada birer tane sakız çiğneyin gelin. O size bir şey katar. Çok şey katar size o. Çünkü okulda gördüğünüz, örnek veriyorum, bir taş dizilimini orada yerinde görmeniz, nasıl olduğunu idrak etmeniz, taşların nasıl bozulduğunu görmeniz sizin için çok büyük bir katma değerdir. Ama hiçbir faaliyet göstermeyen üniversiteler var. Hatta ya üzgünüm ama gerçekle çok kopuk yaşayan üniversiteler, bölümler var. Böyle bir sıkıntı var. İlgimi olan bölümleri tercihini yaptım. Birinci sıra inşaat mühendisliğini yazdım ve geçişle alakalı başarılı bir başvuru yaptığımız sonucunu aldıktan sonra tabii çok sevindik. Sonrasında bölüme devam ettik. Zaten birinci sınıflar ortaktı bize. Siz de ortak mı? Tabii. Ortak, evet. Matematik, fizik hep Genel ders. o tarz Aynen. olduğu için birer ders sadece Evet. farklıydı. Onu da alttan aldım. Bu şekilde yıl uzatmadan bölümden mezun olmuş oldum. Ama çok çiğ bir şekilde mezun olduk. Yani aynı size söylediğim gibi. Kulakları çınlasın. Remzi Şahin hocamız vardır. Şu an profesör olmuş. Dört dörtlük bir insandır yani. Hakikaten bir eğitimci olarak onun emeği çok geçmiştir ama onun dışında böyle hani elle tutulur, gözle görülür böyle çok şey kattı diyebileceğim hani pek fazla isim sayamayacağım. Bu da tabii ki dediğim gibi öğretim üyelerinin gerçek hayatla ne kadar entegre olduğu alakalı bir durum. Eğitim hayatı böyle.